Evet sevgili izleyicilerim, günlerden cumartesi yine bir Cem TV ekranında her cumartesi olduğu gibi üreme sağlığı konuşacağız. Nerede? Reçete hafta sonunda. Tabii ki sizsiz olmaz diyoruz her zaman olduğu gibi. 0212 627 48 48 hadi telefonlara, eminim ki düzeltiyorum numaramızı. Evet sevgili yönetmenimiz zaten 0212 625 58 33 625 58 33 belli aralarla sevgili yönetmenim de verecek. Evet, canlı yayın telefonumuz dedik. Ayrıca ekranda da görüyorsunuz reçete@cemmedia.com'dan da mail adresimize maillerinizi, sorularınızı, tüp bebek kısırlık tedavileri konusunda, kadın sağlığı konusunda ve bugün bir ilk izleyeceksiniz. Az sonra belli altyazılarla sevgili yönetmenim verecek. Evet. Her an hepimiz engelli olabiliriz diyerek başlamak istiyorum. Engellilerin sorunlarını sadece engelliler haftalarında konuşmamak gerekiyor. Çünkü her an buradan evimize giderken, yolda yürürken her an hepimiz engelli olabiliriz. Onların neyini konuşacağız? Evet, üreme sağlığı konuşacağız. Evet, üreme sağlığı, engellilerde üreme sağlığı ve cinsel sağlığı konuşacağız. Bu yönde de telefonlarınızı bekliyorum. 0212 625 58 33 canlı yayın telefonumuz. Ayrıca da elinizdeki telefonlarla Cem TV yazıp boşluk bıraktıktan sonra sorunuzu 28 doğru okuyorsam 33'e gönderiyoruz. Evet. İnsanlar yalnız yaşayamazlar. Dolayısıyla aynı yastığa baş koymak üzere birini seçerler ya da birbirlerini seçerler. Evlilik dediğimiz kurum başlar. Evliliğin üzerinden 6 ay geçer. Halen bir hamilelik haberi alamadılarsa biz diyoruz ki Dünya Sağlık Örgütü diyor ki araştırmak gerekir. Neyi? Niçin hamilelik olmuyor? Niye hamilelik olmaz? Ya baba adayı kaynaklı olmaz ya anne adayı kaynaklı olmaz. Ya her ikisinden de yine birey olarak öyle ama onların da sebepleri ya bir genetik bir kusur vardır ya da bir organik yapısal bir kusur vardır. Nedir organik yapısal kusur? Üreme dediğimiz konu bir sperm ve bir yumurtanın bir araya yani buluşarak birbirlerini döllemesiyle başlayan bir embriyo gelişimi safhalarına girilmiş olur. Her şey normalse, nedir normalden kasıt? Baba adayında bir damla sperm sıvısı içerisinde 10 milyondan fazla sperm hücresi varsa ve anne adayının hemen maketimize dönelim. Kısaca bilgilerimizi tazelemek adına ola ki ilk defa bizi izleyen izleyicilerimiz vardır diye düşünüyorum. 4,5 santim çap uzunluğunda bir rahim boşluğu, 2,5 santim çapında da yumurtalık kanalları boşluğu, toplam 7 santimlik bir merhaleyi, bir uzantı, bir mesafeyi kat etmeleri gerekiyor. Ne kadarı? Bir damla sperm sıvısı içerisinde 10 milyondan fazla sperm hücresi varsa kadınlar ayda bir defa yumurtluyor. O gün yumurtlama günü ise bu yolculuğu yapacak hareketlilikte ve morfolojide ve yapıda sperm hücresi varsa buluşma burada oluyor. Döllenince, döllenme olunca tüpün dış kısmında yani 1/3 dış kısmında tüp içinde 72 saat içinde geriye göç oluyor ve 9 ay 10 günlük yolculuk başlıyor. Kısaca bu. Eğer sperm sayısı 10 milyondan fazla ise bu oluyor. Peki 5 ile 10 milyon arasındaysa spermlerin yollarını kısaltmak lazım. Ne yapıyoruz? Aşılama dediğimiz özel bir şırıngayla getirip yıkanmış spermleri rahimin tepesine bırakıyoruz. Rahim boşluğunun tepesine. Biz sizi 4,5 santim taşıdık. Geriye kalan 2,5 santimi kendiniz gidin diyoruz. Evet, normal anatomide rahimin boyutları, şekli her iki yumurtalık iki tarafta bu şekilde oluyor. Bazen konjenital doğuştan gelen rahim içinde bölme ya da çift rahim ya da rahim yokluğu gibi nedenler, morfolojik anomaliler bir tarafa, onları da konuşacağız. Peki 5 milyon altında sperm hücresi varsa hiç aşılama bile denemiyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki direkt tüp bebek yapılmalıdır diyoruz. Evet, geçtik anne adayına. Bir, acaba rahim boşluğu normal mi? Yani ters üçgen şey, içi boş mu? Tüpler tıkalı mı? Açık mı? Bütün bunları gösteriyor olan şey de rahim filmi. 2 dakikalık bir işlem. Özel bir boya maddesi veriyoruz, çekiyoruz. Bir de adetin 2 ile 5. gün arasında anne adayından hormon tahlillerine bakarsak sorun ortaya çıkıyor. Peki gelelim bugün önemli olan konuya. Hiç konuşulmayan,
ya da çok az konuşulan Türkiye'deki, ben bilemiyorum ama sevgili yönetmenime bakıyorum, sağlık programlarında çok fazla ele alındığını zannetmiyorum. En azından ben rastlamadım. Olsun, varsa da bir katkımız da bizden olur diye düşünüyorum. Engellilerde üreme sağlığı. Evet, her an hepimiz engelli olabiliriz. Engelliler, vücut engelliler, görme engelliler, işitme engelliler gibi sınıflara ayrılabilir. Ama bir de vücut engellilerden, örneğin doğuştan konjenital getirdikleri bu erişkin, yani tamamen hiç engelsiz olan, hiç engeli olmayan insanlarda da anomaller olabiliyor. Gerek peniste, gerekse rahimde bunlar rastlanabiliyor. Peki, vücut engelli, yani yürüme engelli, yani kol ve bacak engelli. Bütün bunlarda vücut eksikliklerine bağlı olarak ortaya bir sorun çıkıyor. Nedir? Yürümeleri engelleniyor. Nedir? Günlük hayatlarınızı sürdürmede sıkıntılar yaşıyorlar. Ama üreme dediğimiz şey, cinsel arzu dediğimiz şey, bu bir kere bugüne kadar yok sayılmış. Genellikle hayatlarını kolaylaştıracak günlük hayatlarını, işte otobüse bineceklerse otobüs asansörleri, işte kaldırımdan yürümeleri için kaldırımların doğrulması, düzeltilmesi yönünde bir takım sosyal hayatını sürdürecek tedbirler alınmış. Peki özel hayat ne olacak? Yani sonuçta evlat sahibi olmak istemiyorlar mı? Sonuçta özel hayatlarını yaşamakta cinsel arzuları yok mu? İşte bunları konuşalım. Artık konuşan Türkiye'de, konuşması gereken Türkiye'de bu da konuşulmalı. Evet, bir sürü sorunlarımız var diyorsunuz, belki diyeceksiniz. Bunu da mı konuşalım? Bunu da konuşalım. Çünkü konuşma fırsatı verilmeyen platformlar var. Ya da ya bir dakika, sosyal hayatlarınızı, günlük hayatlarınızı biz kamu olarak, devlet olarak toparlarken peki üreme? Evet, üreme de konuş. Onların da hakkı. Onların da evlat sahibi, sağlıklı evlat sahibi olma hakları. Peki vücut engellilerde ne olacak? Yani tamamen doğru bir cinselliği yaşayamıyorlarsa vücutlarındaki engeller nedeniyle üremeyecekler mi? Ne yapılacak? Engellerine bağlı olarak bir takım yönlendirmeler, eğitimler vermemiz şart. Bundan böyle reçet hafta sonunda ben Doktor Ercan Köse ekranlarımı, mail adreslerimi, ulaşım araçlarımı, sosyal paylaşım sitelerimde dahil web sitemi de sizlerin sorularına, siz her an sizin yanınızda olmak istiyoruz. Engellilerin de yaşam, üreme ve cinsel hakları var diyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım bugünden itibaren bu ekranları, Cem TV ekranını Recep hafta sonu her cumartesi belli bir saatini değil, hayır, program boyunca. Hatta biliyorsunuz bu program bir dahaki haftaya karşınıza gelene kadar bana ulaşma şansını veren bir program. Nasıl mı? İşte mail adresim, reçete@cmd. Lütfen yazın. Yaşadığınız sorunları, evlat sahibi olabilmek için çabalarınızı ya da seslendiremediklerinizi lütfen seslendirin. Ben Ercan Köse ve ekibim, gerek televizyon ekibim, gerekse mesleğimi sürdürdüğüm ekibim, asistanlarımla birlikte bu konunuza, bu sıkıntılarınıza derman olmak adına bir parça katkımız olursa gerçekten bu akşam rahat uyuyacağım. Evet, üreme sağlığı dedik, insanlarda üreme sağlığı dedik. Engelli, engelsiz diye ayırmak istemiyorum ama gereksinimler, ihtiyaçlar var. Bacağını kullanamıyor, ayağını kullanamıyor, vücudunda bir takım organ eksikleri var. Bütün bunları konuşalım. reçete@cemmedia.com. Evliliklerin üzerinden 6 ay geçti, halen hamilelik olmadıysa neler yapılması gerektiğini söyledik. Peki sperm dedik. Spermin yapısı nasıl olmalı? Sağlıklı bir sperm nedir? Sperm hareketliliği diyoruz. Hareketli sperm diyoruz. Nasıl yapıyorlar hareketlerini? Hemen dekorumuza dönelim. Evet, bir spermin morfolojisinin yapısını görüyoruz dekorumuzda. Bir spermin başı var. Evet, kırmızı şekilde gösterilen, şematize edilen bir boynu var. Bu kısa olmayacak. Baş iri ya da küçük olmayacak. Gövde ve kuyruğu var. Kuyruk çift kuyruklu olursa ya da kuyruk kısa olursa hareketliliğini sürdüremeyecek. Nereye hareketi gerekiyor? Demin anlattık. Yumurta rahim içini geçerek, yumurtalık kanalında geçerek gidip yumurtlama günü işte yumurtayı bulup
Neyi yapması gerekiyor? İşte o da bir şematize edilmiş. Yumurta sperm cüssesine ya da büyüklüğüne kıyasla çok daha büyük bir hücre. Milyonlarca sperm, ne demiştik demin? 10 milyondan fazla sperm yumurtanın etrafında pervane oluyor. Ve yumurtanın döllenme dediğimiz işlemi anlatıyorum. Oradaki hareketleri anlatmaya çalışıyorum. İçlerinden bir tanesi geliyor, yumurtanın kabuğuna dokunuyor. Eğer bir reaksiyon çıkarsa yumurtada, hemen kabuk sertleşiyor. Duvara toslamış gibi geri giriyor. Bir başkası geliyor derken içlerinden bir tanesi, antijen antikor kompleksi dediğimiz, yani duvara çarpmış gibi olmuyor. Ve adeta günlük hayatımızda merhaba hanımefendi, merhaba beyefendi der gibi el sıkışarak bir ne oluyor? Bir temas burada oluyor. Yani yumurtanın kabuğuna sperm dokunuyor. Eğer bir red olmazsa, bir ten uyumu tabir yerindeyse varsa içeriye giriyor ve hücre gelişimi başlıyor. 72 saat içinde de yumurtalık kanalı içinden rahime geliyor. Daha önce biz adeta evlendik geliyoruz der gibi kan yoluyla, hormonlar yoluyla rahime haber gidiyor. Orada bir kesecik oluşuyor. Hemen dönüyorlar tüpün içerisinden, 72 saat içerisinde el ele kol kola. Eğer dönemezlerse, yani tökezlediler, tüpün içinde büyümeye başladı gebelik. Alın size dış gebelik. Evet, dış gebeliği de konuşmalıyız. Erken teşhis önemli. Bakmayın, eskiden şu söylenirdi. Özellikle geleceğin, bugünün kayınvalidesi, geleceğin babaanne adayı. Derdi ki, ya gelin hanım, eskiden doktor mu vardı? Hele bir 3 aylık ol, ondan sonra gidelim. Doktora götürelim. Yapmayın. Gününüz, adet gününüz bir gün dahi geçse aklınıza lütfen şu Ercan Köse kardeşiniz gelsin. Gidelim bir muayene olalım da belki dış gebelik izidir. Bunun erken tedbirini alalım. Erken tedbiri ne? İlaç tedavisi, orada onu yok edebiliyoruz. Yani patlayıp, yumurtalık kanalı patlayıp iç kanamayla apar topar harp cerrahisi yapar gibi tansiyonlar düşüyor, kanamalar artıyor. Bu tabloyu yaşamamanız için adet gününüz bir gün dahi geçse lütfen doktora gidip bu teşhisi yaptırın. Diyelim ki bir sıkıntı olmadı. Doktora da gittiniz. Kesenin içerisinde gebelik görüldü. Kese oluştu. 9 ay 10 günlük yolculuk başlıyor. Peki tüpler açık değil. Açma ameliyatı yapıyoruz. Laparoskopi diyoruz buna. Açamadık. Diyoruz ki tüp bebek. Sperm sayısı da yeterli olsa, açılamadıysa yumurtalık kanalları, nasıl buluşturacaksınız spermle yumurtayı? Tüp bebek diyoruz. Peki iki defa aşılama denedik. İki defa aşılama denedik, tutmadı, yine tüp bebek diyoruz. Evet, öncelik sizlerde diyoruz, bu programın özelliği bu. Biz hekimlerin değil, sizlerin reçetesi diyoruz ve ilk konuğumu şu anda telefon attığında hemen alo demek istiyorum. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler efendim, buyurun. Hocam, benim gelinim çocuk yapmak istedi fakat çocuk gitti, şeye de gitti. Biraz gitti. Televizyonun sesini kısar mısınız? Beni telefondan duymaya çalışın. Bir eko geliyor, yankılanıyor çünkü. Buyurun, dinliyorum evet, efendim sizi. Hocam çocuk yapmak istiyordu fakat çocuk olmadığından, çocuk gelin hanım ameliyat olmuş yumurtalıklarından. Evet. Fakat alınmış galiba. O sebepten Kıbrıs'a gönderdik fakat aşılama oldu, geldi ama tutmadı. Tekrar denemek istiyor. Nasıl olur? Olur mu yani böyle bir... Şimdi tabii şey yani. Şu anda gelininizdeki yumurta yokluğunun sebebi nedir, ne değildir? İstanbul'da mısınız efendim? Yok, Ankara'dayım. Tamam, şöyle yapalım. Canlı yayından sonra rica ediyorum. Oğlunuz ya da gelin hanım beni bir arasın. Sorunları neymiş? Onunca onu bir dinleyelim ki doğru şeyler söyleyelim. Duyarlı bir babalığınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Selam olsun evladınıza, gelinize. Lütfen canlı yayından sonra telefonlarını bekliyorum. Ya da sevgili yönetmenimden rica ederim, canlı yayından alalım bu duyarlı babayı tebrik ederek. Telefonlarınızı alalım ve ben sizi arayayım. Hangisini arzu edersiniz? Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Sevgili izleyicilerim, kısırlık ve tüp bebek konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. 8 yılı aşkın süredir Cem TV ekranlarında Doktor Ercan Köse olarak, evladınız, yeğeniniz, kardeşiniz, abiniz olarak konuşmaya, anlatmaya çalışıyorum. Neleri? Dünya Sağlık Örgütü'nün bize önerdiklerini, bunları konuşmaya çalışıyoruz. Bundan böyle de konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Engelli bireyler konuşacağız. Nasıl konuşacağız? Sizler soracaksınız. Ben cevaplamaya çalışacağım. Konuşmalıyız. Hepimiz birer insanız.
hepimiz eşit haklarla doğuyoruz. Eşit haklarla doğuyoruz. Farklı hastanelerde, farklı doğumlarda ya da köyde ya da bucakta doğsak bile bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bu ülkenin ve dünyanın sağlık nimetlerinden eşit şekilde faydalanmalıyız. Dedim ya, doğuştan engelli olmayışımız, sağlıklı hiçbir vücut engelimiz, vücut eksikliğimiz olmadan doğmamız bizi ileride engelli yapmayacak diye bir şey yok. Geçirdiğimiz bir kaza pekala engelli olabilir. Evet. Kesinlikle Cem TV ekranları bundan böyle sosyal sorumluluğunu, evet, sosyal sorumluluğunu üreme konusundaki sosyal sorumlu engellilerde bu bilinçle Reçete hafta sonu siz engellilere ekranlarını açıyor, telefonlarını açıyor. Bütün ulaşım araçlarını ben Ercan Köse olarak sosyal paylaşım sitelerinde bulabilirsiniz. Web sitemden de sorularını sorabilirsiniz. Selam vermeye gelebilirsiniz. Bunları saatlerce konuşacağız da emin olun bir parça evlat arzunuza, en doğal hakkınıza bir parça katkımız olursa evlat sahip olmaya çok mutlu oluruz. Evet, ikinci telefonumuz galiba sevgili yönetmenim İlhan Bey hattıymış. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi günler, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz İlhan Bey, buyurun. Ben Osmaniye'de aslında Reçete araçlarından arıyorum. Evet efendim. Bizim çocuğumuz olmadı. Oldu, bir tane oldu, öbür doğum oldu. Evet. Ondan sonra da olmadı hocam. Kaç yaşında eşiniz efendim? Ben şu an 50 yaşındayım hocam. Ha, eşiniz kaç yaşında? Eşim 42. 48. Doğru mu duyuyorum? Evet, doğrudur. Peki hiç hormon tahlili yaptırdı mı bugünlerde? Yani adet görüyor mu, hormonlarına baktırdı mı? Çünkü üreme açısından biraz ileri bir yaş oluyor biliyorsunuz. 40'lı yaşlardan sonra yumurtacık sayısı azalıyor. Dolayısıyla yumurta, sağlıklı yumurta çıkması, yumurtanın kalitesi bozuluyor. O nedenle benim sizden ricam, yapılmadıysa eğer yoksa bana lütfen eşinizin hormon tahlillerini bir yaptırıp kadınlık hormonları diyeceksiniz. Menopozda mı değil mi? Onu anlamamız gerekiyor. Lütfen bana ulaşın. Hocam, buyurun. O menopoz dediğiniz olmuyor. Yani adet olmuyor mu? Olmuyor hocam. O sırada çok şeyle vuruyor. Bu da beklediğimiz bir doğal bir şeydir. O sizin moralinizi bozmasın. Bir damla kan vereceksiniz. Herhangi bir laboratuvarda eşiniz kan verecek. Kadınlık hormonlarımı yaptırmaya geldim diyecek. Gerekirse benim cep telefonuma ulaşın. Onlar nelerdir? Siz, laboratuvara gittiğinde de laborant arkadaşa da söyleyelim ama kadınlık hormonları derseniz hemen hemen her laboratuvar 2 saat içerisinde sonucu çıkarıyor. Onları görelim. Onları konuşalım. İnşallah yardımcı olabileceğimiz bir aralık varsa, yani bir iki yumurta da görürsek, hormonlar da uygunsa tüp bebeği deneyin diyeceğiz ama önce hormon tahlillerinden haberimiz olsun. Osmaniye'ye selamlar diyorum. En yakın zamanda iletişimini kurmanızı bekliyorum. Evet, engelli bireyler üreme sağlığı, evlat sahibi olmak için neler yapabilirler ya da ne yapılmalı? Kamu olarak, devlet olarak, bir Türk ekibi olarak benim ülkemdeki her an hepimizin engelli olabileceği bilinciyle nasıl bir katkıda bulunabilirim? Tüp bebek gerekiyorsa tüp bebek yapmaya varız. Herhangi bir tedavide varız. Bunun başını çekmeye de varız. Sizlere zaman ayırmaya da varız. Ben çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 12 yaşlarına kadar ana vatan özlemiyle Batı Trakya'da doğmuş, Yunanistan'da doğmuş, yıllar önce terk ettiğim topraklarda doğmuş birisi ve bu ana vatan, bu ülke beni hekim yaptı. Bu ülke insanı beni şu anda karşınızda Cem TV ekranlarında konuşuyoruz. Memnuniyetle bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Hekimimizin dışında ekranlarımız açık, telefonlarımız açık. Evet, engelliyiz. Hepimiz engelli olabiliriz. Üreme konusunda, sağlıklı bir evlat kucağı alma konusunda elimizden ne geliyorsa yapmaya varız diyelim. Evet, 0212 625 58 33 bu sefer doğru söyledik telefonumuzu. 0212 gayet kolay bir telefon. 625 58 33 nedir? Canlı yayın telefonumuz. reçete@cemmedya.com bekliyorum maillerinizi. Mail adresimiz. Ayrıca SMS'lerle de bize sorularınızı sorabilirsiniz. Peki. Evet.
%12,29'u ülkemizin 2002 sayımında, nüfus sayımında Türkiye'de 2002 yılındaki Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Engel Özürler İdaresi işbirliğiyle, gerçi Türkiye Özürler Araştırma Sonuçları veriyorum. %12,29. Evet, ülkenin 7'de biri engelli bireylerden oluşuyor. Nasıl sessiz kalabiliriz? Kim sessiz kalırsa bence yazık. Yani sessiz kalanlara ya da kalacaklara yazık. Onun için sessiz kalmıyoruz. Bundan böyle konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Engellilerin üreme haklarında, engellilerin özel hayatlarında, engellilerin sağlıklı evlat sahibi olmalarında bir nebze katkımız olursa varız, olmaya da devam edeceğiz. Bu katkıyı sürdürmeye devam edeceğiz. Evet. Peki bir başka sonuç. Gelen maillere bakıyorum. Çok sık sorulan bir soru. Bugün de sorulmuş. Tüp bebek tedavisi kaç gün sürüyor diye soruyor izleyicilerimiz. Bugün de bu sorular geliyor. Hemen anlatalım. Bugün de gerçekten uzaklardan bu soru bize çok soruluyor. Bugün de şimdi canlı yayından sonra operasyonumuza gideceğiz. Tedavilerimize, hekimliğimize başlayacağız. Fransa'dan, Almanya'dan iki tane ailemiz evlat sahibi olmak üzere gelmişler. Bilgi verelim. Adetinin, düzenli adet gören anne adayının adetin ikinci günüyle beşinci günü arasında ülkemizde olmak kaydıyla, bizde tedaviye başlamak kaydıyla 15 gün içerisinde bebeklerini ya da bebeğini koyup, embriyosunu koyup geriye gönderiyoruz. Niye bebeklerini ya da bebeğini dedik? Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı'nın bir yasası var. Son 2 yıldır. Diyor ki yasa, 35 yaşın altındaki anne adaylarına, hey Ercan Köse, hey tüp bebek doktorları, benim bir yasal düzenlemem var. 35 yaşın altındaysa anne adayı, 10 tane de embriyo gelirse bir tane koyabilirsin. Bitmedi. 35 yaşının üzerindeyse 2 tane koyabilirsin. Peki 35 yaşının altında 2 defa tüp bebek denemiş, tutmamış. Üçüncüde ona da 2 tane koyabilirsin diyor. Demek ki en fazla 2 embriyo koyuyoruz. Geriye kalanlar ne oluyor? Donduruyoruz. 5 yıl saklıyoruz. Artık sizin kanınız, canınız demektir. Sizin embriyolarınızı 5 yıl saklıyoruz. Donduruyoruz. Niye? Çünkü tüp bebek tedavisi adetin ikinci günü başlıyor, güzel de 2-3 günde bir kontrol ediyoruz. Çeşitli iğneler, ilaçlar kullanılıyor. Meşakkatli, yani daha doğrusu her gün iğne yapıyorsunuz, her gün hap içiyorsunuz. Yumurta uyutuyoruz, yumurta topluyoruz. Baba adayı da sperm veriyor. Embriyolar, oluşan embriyolar, diyelim ki 10 tane oluştu. Bir tane ya da 2 tane koyduk. Geriye kalan 8 tanesini dondurduk. Tutmadı. 2 ay sonra bir daha davet ediyoruz. Tabii ben ve ekibim şunu yapıyoruz. Bir defa tüp bebek denedik. Tutmadı. İkinciyi denemeden önce muhakkak rahim için inceliyoruz. Niye inceliyoruz? Histeroskopi dediğimiz bir aletle. Belki rahimin bir köşesinde bir küçük bir et parçası, polip dediğimiz var. O varsa tutmasına, hamileliğe engel oluyor. Bir telefonumuz var. Devam edeceğiz anlatmaya, konuşmaya. Sizsiz olmaz diyoruz. Alo. İyi günler hocam. İyi günler efendim. Nereden arıyorsunuz? Isparta'dan arıyorum. Isparta'dan. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Benim 3 kere aşılamam oldu, tutmadı. Tüp bebeğim oldu, tutmadı. Evet. İlk denemem tüp bebeğim. Benim normalde 7 tane yumurtalığımı aldılar. İkisi hani şeydi, çürük dediler, olumsuz dediler. 5 tanesi. 3 tanesini transfer yaptılar. Evet efendim. Sonra öbür ikisi yok dediler. Şimdi tek yumurta. Yani tek bir yumurtam var. Tek bir yumurta mı? Tek bir yumurtanız mı var? Tek yumurta, evet, derken tek embriyonuz var. Öyle mi? Evet, bir tane embriyon var. Dondurulmuş embriyonuz var. Yok, dondurulmuş yok diyorlar. Normalde 2 tane olması lazımdı. Bana tekrar transfer yaşınız edecek kaç? Vardı. Yaşınız kaç? 34. Yani tek bir yumurtanız var derken tek bir folikül mü var? Şimdi kendimde hani transferden sonra tek yumurta var. Ama normalde dondurulmuş yumurtam vardı 2 tane. Şimdi hastaneye gidiyorum, yok diyorlar bana. Şimdi o şöyledir. Dondurulmuş embriyodur o, yumurta değil. Yani eşinizin spermle birleştirilmiş bebek, bebeğin başlangıcı. 3 tane var dediler. 2 tane koydular, doğru mu? Hayır, 5 taneydi. 3 tanesini
transfer yaptılar. Tamam. İki tanesi donduruldu. Tamam. Ama gidiyorum yok diyorlar bana. Yani benim bedenimde de tek embriyo var. Şimdi şöyle bakın. İki tane dondurmuş, daha doğrusu iki tane gelişmeye bırakılmıştır. Siz sonra gittiğinizde gelişmemiştir. Ya da dondurmayı önermediyseniz onun için dondurmamışlardır. Sonuçta şunu anlatmaya çalışıyorum. Onlar sizin bebekleriniz. Eğer kaliteli embriyo geliştiyse niye dondurmasın meslektaşlarımız? Orada bir eksik anlaşılma ya da yanlış anlama olabilir. İsterseniz şöyle yapalım. O son tüp bebek denediğiniz yerdeki embriyoloji raporu diyoruz. Bir raporunuz var. Onu bana bir iletin ya WhatsApp'tan ya faksla. Olur mu efendim? Daha doğru bilgiler verelim. Aman ne olur doktorlarınız hakkında, hekiminize, doktorunuza güvenin. İyice anlamadan böyle olumsuz sonuçlara varmayın. Olur mu efendim? Onu bekliyorum. Isparta'ya selamlar, saygılar. Evet sevgili yönetmenim kulağıma der ki onsuz olamayız. Onlarsız olamayız. Nesiz olamayız. Reklamsız olamayız. Kısa bir reklam arasından sonra geliyoruz. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü doğru ekrandasınız, doğru programdasınız. Şimdi reklamlar. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden sizlerin, hepinizin sorunlarını, sorunlarımız bildik. Siz engelliler, üremek hakkınız, sağlıklı evlat sahibi olmanız hakkınız. Biliyorum ki zorluk yaşıyorsunuz. Bu konuda kendinizi sahipsiz hissetmeyin. Bundan böyle Recep hafta sonunda lütfen telefon açtığınızda ya da bana ulaştığınızda üreme konusunda, kısırlık ve tüp bebek tedavisi konusunda bu ekranlar size açık. Bizim çabalarımıza, biz sizler için çabalamaya varız. Evet, şu anda canlı yayın telefonu 0212 625 58 33. Canlı yayın telefonumuz ya da reçete@cemre.com'da mail adresi gönderebilirsiniz mail adresimize. Mail adresimizi verdik. Evet, üremeyi konuşuyoruz diyoruz. Üremeyi engelli engelsiz herkesin üremesi hakkı, sağlıklı bir cinsel hayat, en doğal. Bu konudaki yaşanan zorlukları, yaşadığınız zorlukları, niçin benim evladım olmuyor, niçin hamilelik olmuyor, bu soruları hep bize sorabilirsiniz. Canlı yayın bitse de bu sorularınız için telefonla da ulaşabilirsiniz. Bütün sosyal paylaşım sitelerinde de bu bilgileri bulabilirsiniz. Evet, Türk insanının bu konudaki en doğal ihtiyacını, en doğal hakkını iade etmek ya da o yöndeki çabalarımızı sizler için ortaya koymaya varız diyelim. Evet. 0212 625 58 33. Kaç gün sürer uzaklardan geleceğiz diyenlerin mail adresini zannediyorum cevapladık. Adetin 2 ile 5. gün arasında evlat sahibi olmak için yola çıkıyorsunuz tüp bebekte. Ve 15 günlük tedavi sonucunda yaşınız 25'in altındaysa, 35'in altındaysa bir embriyo. İlk denemenizse, iki defa denediyseniz iki embriyo koyabiliyoruz. 35'in üzerindeyse direkt iki embriyo koyabiliyoruz. Dedik ki ben ve ekibim ilk denemede dahi tutmadıysa ikinci denemeyi yapmadan önce ister dondurulmuş embriyo koyalım ister taze yeniden tüp bebek yapalım. Muhakkak diyoruz ki gelin size histereskopi yapalım. Sperm bu. Spermi değiştiremiyoruz. Kalitesi bu. Yumurta bu. Bunlar birleştirildi. Sizin embriyonuz ortaya çıktı. Getirdik, koyduk. Tutmadı. Evet, bunun %100'ü yok. Ama niye tutmadı? Bunu araştıralım diyoruz. Acaba rahimin içerisinde bir polip dediğimiz küçük mercimek tanesi büyüklüğünde bir polip mi var? Et parçası mı var? Sırtımızdaki benler gibi düşünün. Öyle bir şey mi var? Gözden kaçan, ultrasonda göremediğimiz. Histereskopi yapıyoruz. O ne? Yarım saat kadar sürüyor. Uyutuyoruz anne adayını. Rahim içerisine özel bir optik kamerayla giriyoruz. Çok ince aletler bunlar. Karşımızda monitör, televizyon ekranı gibi düşünün ameliyathanede. Siz uyuyorsunuz, bir şey duymuyorsunuz. Asla bir acısı yok. Koldan bir iğne. Bir yarım saat kadar inceliyoruz. Bir köşesinde rahimin bir böyle bir duvarlarında çatlaklık. Neler olabilir? Doğuştan bir tane bölme olabilir. Alın size bir engel. Yani rahimi ne dedik? Rahim boşluğunu ters üçgen şeklinde içi boş dedik. Tam orta yerinde bir bölme. Ya da çift rahim dedikleri doğuştan gelir bunlar. Gözden kaçabilir ultrasonla. Bunlar varsa o seansta, tek seansta bunu gördüysek onu temizliyoruz. Yani içi boş, duvarları çatlak patlak olmayan ters üçgen şeklinde bir rahim olsun istiyoruz. Sonra ne oluyor?
20 gün, bir ay sonra yara iyileşmesinden sonra yeniden tüp bebek denemesine kalkışabiliyoruz, yapabiliyoruz. Evet. Amaç ne burada? Hemen gösterelim. Hemen gösterelim. Sağlıklı bir genetikle önce aile olunuyor. Genetik mirasımızı biliyorsunuz, reddedemiyoruz. Yani borçlu harçlı bir dedemiz, babamız varsa onu reddediyoruz da. Önce sağlıklı bir anne baba adayı olacağız. Vücut sağlığı açısından. Genetik sağlığı bir şey yapamıyoruz. Ama bilmeliyiz. Anne adayından ya da baba adayından, soylarından getirdiği bir genetik bozukluk var mı? Örneğin akraba evlilikleri. Akraba evlilikleri önemli. Ülkemizde var. Keşke olmasa ama var. Dolayısıyla genetiği iyi bileceğiz yola çıkmadan önce. Hakkımız yok. Doğuracağımız çocukların netizine sakat, engelli doğmasına bir ihmalimiz sebep olabilir. Bir telefonumuz var, devam edeceğiz. Alo. 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 Hatta mı izleyicimiz? Alo efendim, buyurun. Evet. Galiba hatta izleyicimiz. Alo. Evet. Peki. Umarım tekrar düşürebilir telefonu. Ne oluyor? Genetiğimizi bilirsek, aileyi oluşturan anne baba adayı olarak da sağlıklıysak, bunun mikrobik sağlığından yani sarılığından herhangi bir cinsel sağlıksızlıkla, cinsel hastalıkla hepsini bilirsek, tedavi olduysak, genetiğimizde bilirsek, yani birer damla kan vereceğiz, karı koca adayı olarak vereceksiniz. 20 gün sonra kromozom analizleri dediğimiz tahlil çıkıyor. Ne oldu? Çıkıyor ortaya. Bu ikisi, bunlarla beraber işte bu sağlıklı evlatlara varmanın, evet yine bir yakın çekime girersek, varmanın yolu ve hemen arkasından, yani sağlıklı bu evlatları kucağınıza aldıktan sonra hemen arkasından ne geliyor? Aile mutluluğu geliyor bu tabloda gördüğünüz için. Onun için onun öncesinde, yani o hamilelik boyunca tabii ki, hele hamilelikten sonra bu tabloya ulaştığımızda bunun arkasında ne var? Ne var? Bir kere spermden, yumurtadan itibaren sağlıklı bir şekilde döllenme var altında. 9 ay 10 günlük sağlıklı bir hamilelik var. Ve müthiş bir teknoloji var. Hele tüp bebek yaptırıyorsanız. Bakın. Artık teknoloji, artık bilişim dünyası tıpta da var. Gördüğünüz bu gelişmiş aletler artık tüp bebekte de kullanıldığı için, evet, bize ne sunuyor? Modern teknolojiyi, dolayısıyla sağlıklı bir yavruyu sunmada bu aletlerin, bu teknolojik aletlerin katkısı çok büyük oluyor. Evet, bir izleyicimiz telefon attığında. Alo. Yo, hocam, iyi günler. İyi günler efendim, buyurun. Ankara'da arıyorum ben. Buyurun kardeşim, dinliyorum sizi. Hocam, 3 sefer aşılamam oldu. Tutmadı. Ondan sonra ara verdim, kendimden hamile kaldım. Evet. 4 aylık oldu, 4 ay sonra doktorlar kalp atışı yok dediler. Ama çocuğa da benzemiyor dediler, kürtaj ettiler. Evet. Aldılar onu. Aldıktan sonra bana dediler ki, böyle vakalar oluyor, denk geliyoruz biz. Bir daha hamile kalırsan 6 ay bekle. 6 ay süre verdiler bana. Ondan sonra hamile kalamadım. Tüp bebek istedim. Tüp bebek beni yönermediler. Dediler ki hiçbir sorunuz yok. Eşimde sperm sayıları zayıf dediler. O yüzden dediler, yaşımda genç olduğu için şey yapamıyoruz. Özel yere de gidemedim maddi durumum olmadığı için. Evet. Sonradan 2 sefer tekrar kendimden hamile kaldım. Bunlar da düşük oldu. Şimdi tekrar tüp bebek düşünüyorum ama hocalarım sperm şekil bozukluğu var. Orada bir duralım. Bakın. Bir evlat kaybediyorsunuz, karnınızda kalbi duruyor, sonra düşük yapıyorsunuz. Ben olsam şunu tavsiye ederdim, size halen de şimdi de tavsiye ediyorum geç olmadan. Niye hamile kalamıyorum sorusunun cevabını aramadan önce, niye evlat kaybettim karnımda, niye 4 aylık düşük oldu, niye karnımda kalbi durdu? Bu soruların cevabını aramanız lazım. Ne yapıyorsunuz? Hemen şimdi bizim program bitişinde, Ankara'nın, yani başkentimizin göbeğindesiniz, ülkemizin göbeğindesiniz, Ankara'dasınız. Bir laboratuvara gidiyorsunuz. Az evvel canlı yayında, reçete hafta sonunda Cem TV'de Ercan Köse'ye bağlandım.
Niçin düşük yaptığımla ilgili, niçin evlat kaybettiğimle ilgili bir kan tahlili varmış. Genetik tahlilmiş bunun adı diyorsunuz. Gerekirse bana ulaşıyorsunuz. Bir adamla kan veriyorsunuz karı koca. Sizden alınan kanda bir kromozom analizi, bir de kan pıhtılaşma bozukluğu var mı yok mu diye kanınız ölüyor ya bebekler. İlk 3 ayda kaybettiğiniz bebek kaybetmenin sebebi ya kromozom bozukluğu, ya işinizde ya sizde, ya da sizde pıhtılaşma bozukluğu. Bunu yaptırıyorsunuz. 20 gün sonra sonuç çıkıyor. Sonra bana alo diyorsunuz. O tahlilleri inceliyoruz, bakıyoruz. Diyoruz ki sizde şu var ya da yok. Buradan size Ankara'ya selam ama bunu yaptırmadan niye hamile kalamıyorum? Doktora gideyim de hamilelik için ilaçlar alayım, kullanayım, yapmayın. Önce bunu yaptırın, sonra bize ulaşın ya da doktorunuza götürün. Bak ben 2 tane evlat kaybettim. Keşke bunları daha önce yaptırsaydık deyin. Bir telefonumuz daha var değerli izleyici yönetmenimiz. Alo. Alo. Sağ hocam, merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nerelerden bize kolaylıklar diliyorsunuz hocam, efendim? Ankara. Ben Ankara. Şu an açamadım bir türlü. Evet, buyurun. Olsun, telefondan konuşalım. Eko yapmasın. Tamam. Ercan hocam, ben de sağlık personeliyim ama 4 yıldır biraz sıkıntı yaşıyorum. İşte bebeklerin kalp atışı durdu. Kaçar aylık duruyor efendim bunlar? 10. haftada hocam. 3 ayı geçemiyorsunuz yani, değil mi? Evet, 12. Bakın, 2 tane birbirinin peşi sıra Ankara'dan bir hemşeriniz de az önce aradı. Sizin de konunuz, derdiniz aynı. İlk 3 ayda evlat kaybediyorsunuz. Ya kalbi duruyor ya düşük oluyor. Doğru evet, mu anlıyorum? Hocam, ben kan pıhtılaşması, evet hocam. Ha. Trombofili paneli yaptırdınız. Kan pıhtılaşması çıktı. Elinizde mi tahliller? Evet hocam. Hadi bir sağlık personelisiniz, bilinçlisiniz bu konuda, dinleyelim. Şurada orada şeyler, MTFR geni bir takım şeyler vardır. Leyden onları okuyabiliyor musunuz? Faktör 2 taşıyıcı olarak genetikte çıktı. Daha sonra da biz her gebeliğimde ben iğne, aspirin falan kullandım ama ayrıca da hormon ilaçları. Biz bir sonuç alamadık. Daha sonra tüp bebek yaptırdık, PCD. PCT'li yaptırdınız. Tüp bebeklerin kalbi durdu. Yani her gittiğimiz şeyde ayrıca bir ilaç kullanılıyor, aşırı derecede kilo aldırıyor. Yani öbür doktor diyor ki o ilacı bırak, yanlış. Öbürü diyor ki şeker ilacı başla. Yani biz böyle devamlı bir kafayı yeme durumuna geldik. Yapmayın. Kaç tane evlat kaybettiniz? Evet. Alo. Dört Ercan hocam. Tamam. Bundan böyle sizden bir ricam var. Hemen şimdi internete giriyorsunuz. Benim bütün telefonlarımı indiriyorsunuz. Telefonunuza kaydediyorsunuz, cep telefonunuza. 24 saat değil 36 saat boyunca aklınıza gelen her soruyu için beni arayıp soruyorsunuz. Bu bir. Burada anlaşalım önce. Tamam mıdır? Ediyorum. Tamam. Hemen bana bu telefonlarıma ulaştıktan sonra web sitemden hemen bana şimdi şunların fotoğraflarını bir atın. WhatsApp'tan ya da bir yerden gönderin. Ya mailime. Bunları bir inceleyelim ve konuşalım. Yazıktır, yazıktır. Yüreğim sızlıyor. Eminim ki siz yerden göğe haklısınız. Doğru ama şimdi bu sebeplere yönelik. Zaten sebep bulunmuş. Bunların çaresi var. Bakın PGT'de yapılmış. Bütün bunları sizden görüntülü bir şekilde izlemek isterim ya da dinlemek isterim. Telefonla da konuşalım ama önce tahlillerinizi bekliyorum. Olur mu efendim? Galiba hattan düştü izleyicimiz ama bir sağlık personeli bizi de şu anda izliyor. Evet, lütfen sorunuz. Bunun için karşınızdayım. Her cumartesi 8 yıl aşkın süredir Cem TV ekranlarında mutlu bir ekiple, güler yüzlü bir ekiple karşınızda oluyorum. Cem TV'nin şöyle bir özelliği var. 8 yıl önce tanıştığım kardeşlerim halen iş başında, halen benimle beraber. Onlara selam olsun. Evet, o kadar mutluyum, o kadar mutlu gelip ve o kadar mutlu gidiyorum ki, o kadar kolaylıkla size, bizi, beni sizlere ulaştırıyorlar ki kendilerine bir kez daha teşekkür edelim. Galiba bir telefonumuz daha var. Alo. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Hocam kolay gelsin, iyi günler. Teşekkür ederim, iyi günler, buyurun. Ben de hocam 7 santim miyom var. Evet. Nerede oturuyorsunuz? İstanbul'da mısınız? Ben
İstanbul'dayım hocam, Gazi Osman Paşa'da. Tamam, Bakırköy Gazi Osman Paşa hiç uzak değil. Hemen şimdi, evet. Hemen şimdi arkadaşlarım kapatmayın telefonunuzu. Madem yakınsınız, bizim şöyle bir uygulamamız var. Bütün elinizdeki tahlillerle geliyorsunuz, randevu alıyorsunuz benim arkadaşlarımdan. Geliyorsunuz, onları inceliyoruz. Dilimizin döndüğünce ne yapılması gerektiğini size anlatıyoruz. Böylelikle tedavinizi olup amaç evlat sahibi olmaksa o yönde de ne elimizden gelirse yapıyoruz. Oldu mu efendim? Sevgili yönetmenimden canlı yayından almasını rica edelim ve telefonunu kaydedelim. Biz ulaşalım. Evet, bir harika bugün izleyicilerimiz. Yönetmenim der ki telefonlar yoğun bir şekilde geliyor. Biz de kısa kısa konuşarak sizlerden ricam o. Lütfen böyle bir ulaşım yolu sağlayalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hocam iyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Hocam ben mor gebelik hakkında bilgi almak istiyorum. Gelinim tüp bebek tedavi uygulandı. 6 hafta sonra mor gebelik, üzüm gebeliği dediler. Evet, nereden arıyorsunuz efendim? İstanbul'da mısınız? İstanbul'dan arıyorum. Tamam, size daha az önce söylediğimizi rica ediyorum sizden de. Hemen muayenehaneden randevu alıyorsunuz, hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Elinizdeki bütün tahlillerle mor gebeliğinde, çünkü biraz sonra anlatırız, o konuda da konuşuruz. Bir takip gerekiyor, onları konuşalım. Bir üzüm gebeliği, aynen üzüm taneciklerine benzediği için bu isim verilmiş. Sonuçta bir bebek yok işin içerisinde. Bir önemli bir hastalık. Çok detaylı araştırılmazsa koriyokarsinom dediğimiz kanser çeşitlerine kadar da gidebiliyor. Ama merak etmeyin. Çok iyi bir tetkikle İstanbul'da oluşunuz bir şans. Ben sizi bekliyorum. Hiçbir ücretlendirme yapmıyoruz. Gelininizi lütfen yollayın. Elimizden geleni yapalım. Evet sevgili yönetmenim, bugün ekibe çok iş düşüyor ama yine izleyicimizi canlı yayından alıp telefonlarını alalım. Geline ya da evlatlarına ulaşalım. Evet, hatta bir izleyicimiz var mı sevgili yönetmenim? Evet. Mor gebeliği, üzüm gebeliği diyoruz halkımız. Nedir o üzüm gebeliği? Bebek yerine, plasanta yerine üzüm tanecikleri gibi içi sıvı dolu kesecikler var. Bu bir gebelik değil. Bu kucağa bir bebek alamıyorsunuz bunda. Erken teşhis önemli. Erken doktora gitmenin her hastalıkta önemi var ama burada da bir kez daha var. Yani dış gebeliği erken tanı önemli derken bunda da önemli. Niye? Vücut yazıktır. Bu sonuçsuz bir gebeliğe doğru kendini hazırlıyor. Bir sürü değişiklik, bir de bir risk var. Koriyokarsinom dediğimiz bir kanser çeşidi riski var. Onun için erken tanı burada da önemli. Ultrasonda bir bakıyorsunuz bebek yok. Üzüm tanecikleri var. Kürtajı ya da gebeliği sonlandırıyorsunuz. Hastalık da bir süre sonra iyileşiyor. Evet, bir telefonumuz var mı? Alo. Alo. Hacer Hanım. Günler hocam. Hoş geldiniz efendim. Bugün Ankara, Osmaniye harikasınız. Hoş bulduk, kolay gelsin. Ben Osmaniye'den arıyorum. Evet, görüyorum. Kaç yaşındasınız Hacer Hanım? 6 yıllık evlisiniz. Kaç yaşındasınız? 34 yaşındayım hocam. Bir kere normal kaldım, düştü. Aşılama yaptırdım. O da dış gebelik oldu. Peki, 6 yıllık evliyim. Bebek tedavisi. Peki az evvel anlattık. Neye düşük olduğuna dair o söylediğimiz tahlilleri yaptınız mı? Alo. Ne bileyim hocam, bilmiyorlar mı? Hayır karı koca. Şimdi şöyle, canlı yayında sizi ağırladık. Sizden ricam şu. Canlı yayın biter bitmez. Bizi sonuna kadar izleyin de ondan sonra en yakın laboratuvara karı koca gidiyorsunuz. Birer damla kan veriyorsunuz. Ercan Köse bize dedi ki evlat kaybettiğimiz için kromozom analizi, genetik tahlil yaptırmaya geldik diyorsunuz. Çok anlaşılamadıysa oradan beni telefonla arıyorsunuz. Ben size ne tahliller olduğunu söylüyorum. Kromozom analizi, genetik tahlil, bir de sizin kanınızdan, Hacer Hanım'ın kanından da bir damla kan da alınıp trombofilip paneli, radyatör panelinden aklınıza gelsin. Yani pıhtılaşma bozukluğu var mı yok mu diye onu istiyorsunuz. Sonra bize bildiriyorsunuz. Suçluyu orada yakalıyoruz inşallah. Ona yönelik bir tedaviyle sağlıklı bir evlat kucağınıza almamanız için hiçbir sebep yok. Bir telefonumuz daha var. Bugün harikasınız. Alo. Alo. İyi günler hocam. İyi günler efendim. Buyurun. Ben İzmir Ala'dan arıyorum. Nereden arıyorsunuz? İzmir Ala'dan. İzmir Ala'dan. Evet. İzmir'de evet. Hava nasıl bugün? Çok güzel. Çok güzel. İstanbul pek öyle değil. Yağmurlu. Selam olsun evet. İzmir'e, İzmirlilere. Buyurun efendim. Ekran size açık. Sorunuzu alın. Ben önce bir aşılama yaptırdım hocam. Evet. Tutmadı. Evet.
Tekrarından bir de tüp bebek koydurdum. Yaşınız kaç bu arada? Yumurtalıklarım çürük dediler bana. Yaşınız kaç? Yaşım şu an 45. 45. Evet, tüp bebeğe bir çoktan geçilmeliydi. Hatta geç kalmayın, halen yumurta varsa. Çünkü riskli yaşlardasınız. Peki hormon tahlili ne zaman yaptırdınız İzmir'de? Ben çoktan yaptırdım. 3-4 sene oluyor yaptıralı hocam. Adet görüyor musunuz düzenli? Evet, şu an düzenli görüyorum. Şimdi önümüzdeki adetinizin adetliyken, bugün adet olduysanız yarın, yani ikinci günde, beşinci gün arasında gidiyorsunuz. Kadınlık hormonlarımı yaptırmak istiyorum diyorsunuz. Sonra onları bana ya telefonla bildiriyorsunuz ya da işte evet, internetten, evde internet kullanan varsa onların üzerine konuşalım, olur mu? Tamam hocam. Peki, bekliyorum telefonunuzu. Ama ne olur ihmal etmeyin, çünkü yaş 45. Ne demek istiyoruz? Yumurta sayısı, yumurtacık sayısı, folikül dediğimiz mercimek diyorum ki ben onlara, kırmızı mercimek büyüklüğünde, bezel büyüklüğünde keseciklerin sayısı azalıyor. Bir de çıkacak olan yumurtaların kalitesi düşüyor. Neden? Yaş 45. Yani şöyle bir hatırlayın bakalım. 20'li yaşlardaki adale kuvvetimiz var mıydı? Şu anda var mı? O dönemdeki kuvvetimiz yok. Çabuk yoruluyoruz. Adalelerimiz gevşiyor. Kısacası hücrelerimiz artık yaşlanıyor. Yumurta hücreleri, sperm hücreleri bunlardan bir tanesi. Tabii sperm hücrelerin kalitesini bozan başka nedenler de var. Sigara, yumurtanın da öyle. Biz sigarasızlık, ülke olarak şu sigarasızlığı bir yakalayabilsek, bakanlığın bu yönde gene bir yaptırımı var. Gerçekten sigaranın bilinen zararları en fazla işte akciğer kanseri yapar falan filan, ama üremede de çok olumsuz etkisi var. Evet, sevgili yönetmenim der ki, bir telefonumuz daha var. Bugün harikasınız hakikaten. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Hoş bulduk hocam, iyi günler. Çok teşekkür ediyorum, hocam, sizlere de iyi günler. Tüp bebek sayısı kaç defa olunur? Yani kaç defa bir bayan tüp bebek alınabilir? Şimdi o soruyu şöyle cevaplayalım. Çok eski yıllarda, biz mesleğe yeni başladığımızda, tüp bebek milli piyango gibidir. Ne kadar fazla yaptırırsanız o kadar tutma olasılığı ya da çıkma olasılığı yüksektir derlerdi. Şimdi artık öyle demiyoruz. Demin söyledim program başında. Biz ekip olarak, ben ve ekibim, bir tane denedik, tutmadı. Niye tutmadı diye hemen bir yoğun araştırmalara başlıyoruz. Histereskop rahim içini inceliyoruz. Yumurta kalitesini bir daha gözden geçiriyoruz. Bir daha aletlerimizi, bir daha embriyolojinin, laboratuvarın havasını değerlendiriyoruz. Toz zerrecikleri var mı diye ölçtürüyoruz. Kısacası artık bu kadar titiz davrandığımız için öyle 7'ler, 8'ler, 10'lara kadar çıkmıyor. Niye? Sebebi buluyoruz çünkü. Sebebi bulunca mesela diyelim ki bir kromozom bozukluğu varsa, bazı kromozom bozuklukları var ki kaliteli yumurta çıkmaz. O zaman boşuna deniyoruz. Ya da rahimin içerisinde histereskopiyle inceledik, bir perde var, bir et parçası var, o da gebeliğe engel. O zaman demek ki bir hata yapmışık, gözümüzde onu görememişik ultrasonda. O zaman temizliyoruz, histereskopi yapıyoruz, ondan sonra deneyelim diyoruz. Sizin kaç defa denendi? Alo? Galiba konuşamadık herhalde, hat kesildi. Evet, bunun önemi büyük. Yani öyle 3 kere, 5 kere, 6 kere tüp bebek denendi, halen tutmadı. Orada atlanan bir şey vardır. Ya rahiminde bir problem vardır, bir çatlak ya da bir bölme. Ya spermlerde kalitesizlik vardır ya da yumurtada vardır. Yani biz bir adet sperm hücresi, bir adet yumurta sağlıklıysa, o birer adetten dahi tüp bebekte başarılı olma şansımız var. Yani 5 milyonun altındaysa sperm, tüp bebekle başarılı olma şansı. Yeter ki sağlıklı olsun. Evet, bir telefonumuz daha var galiba da, artık yönetmenim der ki son telefon. Bugün harika bir sohbet oluyor karşılıklı. Biraz hızlı gidiyor belki ama istiyoruz ki gönlümüzden geçen hepiniz sorularınızı sorabilin. Alo. Alo. Merhaba. Alo, buyurun efendim. Ben İstanbul'dan arıyorum hocam. Buyurun efendim. Biz de evliyim. 3 defa aşılama yaptırdım. Kaç yaşındasınız? Onu soralım hemen. 27. 27 yaşındasınız. Evet. 3 defa aşılama yaptırdınız. Evet. Ama 3'ü de tutmadı maalesef. 3'ü de tutmadı. Peki sebep olarak ne söyledi arkadaşlarımız, meslektaşlarımız? Belirlenen hiçbir sebep yok. Fakat sağ tüpüm tıkalı, evet. Sol tüpüm tıkalı, sağ tüpüm açık diyebiliyor ve başka hiçbir sebep yok.
Peki ilaçlarla yumurtalarınız büyüyor mu? Ya da çatlatma iğneleriyle sonuç alınıyor mu? Ya normalde yumurtaların büyüyor, çatlıyor. İğneyle de çok güzel, iğnelerle de çatlıyor ama hiçbir sonuç elde edemedi. 4 yıldır hiç korunma olmadı ama gebelik de olmadı, öyle söyleyeyim. Evet. Peki madem İstanbul'dasınız, ben sizden de aynı şeyi rica edeyim. Lütfen canlı yayın telefonu kapatır kapatmaz web sitemden ya da telefonlarımdan bana ulaşırsanız bir randevu versin arkadaşlarım. Şu anda asistanlarım da orada. Ekran başında bizi izliyorlar. Sizi davet ediyoruz. Tabir yerindeyse bir acı kahvemizi içmek üzere. Tahlillerinizle beraber buyurun gelin. Umarım dileğimiz şu ki sonuna kadar size yardımcı olacağımızın sözünü verelim. Biz bazı meslekler gibi danışma ücretleri falan almıyoruz. Evet, sevgili yönetmenim, gerçekten size katılıyorum. Su gibi bir saati aşkın süre geldi geçti. Genellikle biz yayıncıların ekranın canlı yayından ayrılırken içimiz bir üzün kaplar ama bu program öyle bir program. Siz ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Bu duyguyu bize aşıladı, bana aşıladığınız için üzülmüyoruz. Niye? Biz biliyoruz ki izleyicilerimiz Ercan Köse'ye sosyal paylaşım sitelerinden, web sitesinden, telefonlarından önümüzdeki hafta 24 saat boyunca önümüzdeki haftaya kadar soru sorma şeyi var, şansları var. Dolayısıyla hadi gelin birlikte kapatalım. Ama bugünkü programın başından beri izleyenlere bir kez daha hatırlatalım. Siz engelliler, bizler her an engelli olabiliriz diye başladık. Sizlerin de engellilerin de sağlıklı evlat sahibi olma hakları var, hukukları var. Bizim oraya da o ihtiyacı hisseden insanlara da katkımız olsun istiyoruz. Yani bundan sonra açacağınız telefonlarda yürüme engelliyiz ya da vücudumuzda şu engel var. Biz de evlat istiyoruz diye arayabilirsiniz. Sonuna kadar varız. Evet, hadi beraber kapatalım. Önce sağınıza, sonra solunuza, dostlarınıza, annenize, babanıza, kardeşinize, eşinize iyi ki varsınız der misiniz? Bizden size iyi ki varsınız. Önümüzdeki hafta aynı saatte buluşana dek hoşça kalın, esen kalın. Bu doğru ekrandan lütfen ayrılmayın. Bakın bizden sonra da muhteşem programlar var. Kendinize çok çok iyi bakın.